Lefkoşa'nın Semor isimleri birer birer hayata gözlerini yumuyor. Ciğerci Ahmet, Saffet Anibal, Hamis Hüdari derken en son hiç görmediği halde Lefkoşa'yı birçoğumuzdan daha iyi tanıyan Ali Dayı da aramızdan ayrıldı. Lefkoşa Türk Belediyesi bu sembol ve tanınmış isimleri ölümsüzleştirmek için kolları sıvadı. Lefkoşa Türk Belediyesi tüm bu tanınmış isimlerin portrelerini sanatla birleştirdi ve portreler tüm Lefkoşa'da duvarları süslüyor. Kanal T'ye bundan çok kısa süre önce Lefkoşa Türk Belediyesi'nin daha önce Ali Dayı'nın portresini yaptığı bilgisine ulaştı. Halk tarafından takdir gören bu sanatsal hareketle Ali Özyamacı da diğer tanınmış ve sembol isimler gibi duvarlarda anılarla yaşıyor. Kanal T Haber'e konuşan vatandaşlar belediyenin bu projesini takdir etti. Zaten sloganı belli. Sloganını belirlemişler. Güzel de bir sloganı var. Hatırlanmak güzeldir. Yani yaşayan değerlerimizi günümüzde grafiti ile birlikte gelen nesillere aktarmak bir anılarıyla birlikte iyi bir olay. Başarılı bir olay. Paylaşım mutfağı var LTB'nin yaptığı. O da çok iyi. Toplumsal bir yaraya parmak basıp iyileştirmek için mücadele ediyor belediye. Tebrik ediyorum. Güzel bir şey hakikaten. İnşallah bu, diğer yaşlılarımızın da aynı şekilde bu boş yerlere doldururlar, resimlerini çizerler. İyi bir şey. Çarşı da var zaten arkada. Çok iyi bir şey. Yani hep anılar, anılsın. Çok iyi bir şey. Güzel. Her zaman için yani bu program güzel düşünülmüş dediğiniz gibi. Ali Dayı'nın simgesinin sürekli canlı tutulabilmesi için öyle bir etkinliğe destek vermemiz lazım. En azından yaşayan bir efsane olarak unutulmamak adına böyle bir etkinliğin düzenlenmesine katılırım. Yapılan şeylerde bu tip şeyler her zaman için güzeldir. Çünkü bir anıdır, hatırlamadır, unutulmama adınadır. Ali Dayı'nın yapılmış vardır bu da bilmiyorum. Çektiniz mi? Evet. Bandabulya'da yaptılar yani. Çok güzel bir şeyler yani.